باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا. Bu babda bir adam Ramazan'da ailesine tekarrub etse, orucunu bozsa, bunun hükmü nedir? Haddesena Ali ibn-i Şeybete, kâle haddesena Yezid ibn-i Harun, kâle akberena Yahya ibn-i Sa'iden, Abdurrahman ibn-i Kasim, an Muhammed ibn-i Cafer ibn-i Zübeyr, an Abbad ibn-i Abdillah ibn-i Zübeyr, an Aişete radıyallahu anh. Hazreti Aişe'den rivayet edildi, enne racülen bir adam. Eten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldi. Fezekere lehu Resulullah Efendimiz'e zikretti ki ennehu ihterek. Yandım ya Resulullah dedi. Yandığını söyledi. Adam geldi, yandığını söyledi. Fese'elehu an emrihi. Resulullah Efendimiz ona sual etti. An emrihi, kendi emrinden. Yani başına ne geçti, ne oldu da yandın. Fekale buyurdu ki, yani yandın ne demek istiyorsun sordu. فَقَالَ o sahabi dedi ki وَقَعْتُ عَلَمْ رَأَتِي فِي رَمَضَانٍ Ramazan'da gündüzün ben aileme tekarrub ettim dedi. فَاُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e getirildi bir miktelin, bir zembil يُدَعَى الْعَرَق ona arak verdiler, yani büyük zembil, bir büyük zembil hurma getirdiler ki fihi temdin. Onda hurma vardı. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eynel muhterik. Uyanan adam nerede? Fekame racul adam ayağa kalktı. Fekale buyurdu ki Resulullah Efendimiz tesaddek bihada bu hurmayı al götür sedeke dağıt dedi. Şimdi bu hadisi şerifin başı var. Başını Hazreti Aişe radıyallahu anh'a rivayet etmedi. Hadisin sonunu rivayet eyledi. Onun için bunda dikkat edin. Bu hadisin sonu. Şimdi aşağıda bunun uzun tefsilatı gelecek. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Sahabi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Bir cemaat sahip oldu ki اِلَا اَنَّ مَنْ وَقَعَ بِأَهْلِهِ فِي رَمَضَانٍ Ramazan'da ailesine tekarrub ederse فَعَلِيهِ اَنْ يَتَصَدَّ Ona vacip olan sadaka verir. Yani kefaret yok. İtkirakabe yok. 60 fakiri doyurmak yok. Baksana bu hadisi şerife göre bir zembil hurmayla işi hallediyor. Bir zembil, büyük bir zembil hurmayı aldı, sadaka dağıttı. Mesele tamam. Bu hadisten böyle istidlal ettiler. فَلَا يَجِبُ عَلَيْهُ وَاَدَمَ vacip olmaz. مِنَ الْكَفَّارَةِ Kefaretten bir şey vacip olmaz. غَيْرُ السَّدَقَ Sadakadan başka bir şey vacip olmaz. وَاَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيسِ İşte bu hadisine de delil getirdiler. Şimdi yarım koca din götürür dedikleri bak işte böyle. Şimdi bu hadis bu kitap olmasa, bu hadisi de hadis kitaplarında görse, var hadisi kitaplarında, Hazreti Aişe'nin bu hadisini alır. Tefsilatını da yazmaz. O vallahi ben hadiste gördüm işte Bukhari'de var, Müslim'de var, Nesai'de var, işte filan kitapta var. İşte bu adamın başına geçmiş, bir zembil kurmayla meseleyi halletmiş. Bu kefareti nereden çıkarmış? Bu fakihler uydurmuşlar, mezhep sahipleri kendileri uydurmuş. Diyorlar şimdiki cahil adamlar diyor. Bitti tamam işte hadis ya. Hadisin gerisinden haberi yok. Şimdi bak burada hadisin bunu getirdi bu hadis. Kimse inkar edemez. Hadis değildir diyemez. Hazreti Aişe radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Fakat ulema araştırmış. Araştırmış. Hadisin tamamını bulmuşlar ki hadisin tamamı var. Onun için diyor ki وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Başkaları bu cemaate muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki bel yecibu aleyhi belki bu adama vaciptir. En yu'tika rekabeten bir köle azat etmek vaciptir. Ev bi savmi şehrin ev yasumu şehreyni mütetabeyni. Yahut da bir peşini iki ay oruç tutacak. Eğer köle azat etmeye gücü yetmese bir peşini iki ay oruç tutacak. Ev yut'imu sittine miskinen. Yahut 60 fakiri doyuracak bir gün. İki vakit yemek verecek. Yahut da o bir günlük idaresini ona verecek, sedeke verecek. Eyye zâlike mâ şâfe'al. Bunlardan hangisini dilerse onu yapar. Muhayyer. Şimdi de bir muhayyer koydu. Bak bunlar. İsterse onu yapar, isterse onu yapar, isterse onu yapar. Hangisini dilerse onu yapar.
Aşağıda da gelecek ki hayır, tertiplidir. Eğer köle bulursa orucu tutamaz. Oruç tutmaya kudreti olursa sadaka veremez. Yani şimdi bu kavle, bu ikinci kavle göre muhayyerdir. Hangisini dilerse onu yapar. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bunlar da bu mesele hakkında ihticat ettiler. بِمَا حَدَّسَنَا يُونُس Yunus'un rivayet etmiş olduğu hadiste. قَالَ اَخْبَرَنَا اَبْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّسَنِي مَالِكٌ عَلِمْ لِشَهَابٍ اَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَفْطَرَ فِي رَمَضَانِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ebu Hureyre, şimdi Hazreti Ayşe'den değil, Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor ki, bir adam Ramazan'da iftar etti, orucunu bozdu. Peygamber Efendimiz zamanında فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz ona emretti اَنْ يُكَفِّرَ بِيْتْكِ رَقَبَتِ Bir köle azat etmeyi, bir köle azat et. اَوْ سِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابَيْنِ Yahut iki ay bir peşine oruç tut. اَوْ اِتْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينَ Yahut 60 fakiri itham et, doyur diye emretti. فَقَالَ O adam da dedi ki لَا اَجِدُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Bunların hiçbirisini ben bulamam. Ne köle alıp azat edebilirim, ne 60 iki ayı 60 gün oruç tutabilirim, ne de 60 fakire sedeke verebilirim. Acizim, hiçbirisini yapamam ben bunları dedi. فَاُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bu aralık Peygamber Efendimiz'e getirildi. Bir arakın bir büyük zembil getirildi ki fi temrununda hurma vardı. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki huz haza bunu al fetesaddak bihi götür sadaka olarak dağıt. Evet. Şimdi Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisinde köle azad et, iki ay oruç tut yahut 60 fakire itham et, bu yok. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisinde var. Yalnız bunları bulamam deyince öyleyse al bu zembilin kurmasını sedeke ver. Demek ki fakir olursa bir sedekeyle kurtarabilir. Fakir olmasa kurtaramaz. Bundan da bu anlaşılıyor. Fekale o adam dedi ki ya Resulallah inni la ecidu ahadan ben bir kimseyi bulamam. Öyle kimse ki ehvece daha ziyade muhtar. İleyhi bu sedekeye minni bende. Ben bu sedekeyi götürüp muhtaç bir kimseye vereceğim. Benden muhtacını bulamam ki. En muhtaç olan ben. Benden fakir kimse yok. Dedi. Fadahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz güldü hatta bedet enyabuhu. Hatta güldüğünden dişleri göründü. Sünne kaldı. Sonra dedi ki kül, öyleyse götürsen ye. Sonra kül, onu ödedir. Evet. Ondan başka, kendisinden başka fakir kimse yok. Şimdi hadisin gene gerisi var. Sedeka dağıtacak. O sedekayı da götürür evine çoluk çocuğuna. Getirir mesela gider çarşıdan biraz hurma alır. Getirir evine yer. Mesela halloldu gitti der. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه evet. حميد بن عبد الرحمن diyor ki Hazreti Ebu Hureyre bana rivayet eyledi حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ona rivayet eylemiş ki Resulullah Efendimiz emara racülen bir adama emretti. Böyle adam ki eftara fi şehri Ramazan. Ramazan ayında iftar etmiş, orucunu bozmuş bir adama emretti. En yu'atika ragabeten. Bir köleyi azat etmeyi. Ev siyami şehreyni mütetabeyni. Yahut iki ay bir peşine oruç tutmayı emriyledi. Ev it'ami sikkine miskine. Yahut 60 fakiri doyurmayı emretti. İki senetle ispat etti Hazreti Ebu Hureyre'den bu hadisi. Kalu buyurdular ki Peygamber Efendimiz peki bunları bulan karşılıyor, kafi geliyor manasına mı? Kalu dediler ki fe innema a'tahu Peygamber Efendimiz ona verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz verdi neyi? Ma ol bir hurmayı ki a'tahu ona verdi. Bir zembir hurma verdi ya o verdi ki hurmayı verdi. O da neden? Mimma emerahu
Ol bir şeyden ki ona emretten yetesaddaka bihi. Sadaka ver. Ve hurmayı verdi ve emretti ki bunu geç sadaka ver. Bunun için verdi. Evvela emretti diyor. Bâdâ nehberehu, ona haber verdikten sonra bima aleyhi fî zâlik, bu mesele hakkında kendi üzerine vacip olanı haber verdikten sonra o sadakayı emretti. O da neden? Mimma beyyenehu Ebu Hureyre radıyallahu anhu fî hadisi hâzâ. Ebu Hureyre bu hadisinde beyan ediyor ki Resulullah Efendimiz en evvela ona vacip olan şeyi emretti. Madem sen iftar etmişsen ya bir köle azat edeceksin ya 60 gün bir peşine oruç tutacaksın 2 ay yahut 60 fakiri doyuracaksın. Vacip olan bu sana. Ondan sonra vacip beyan ettikten sonra bir zembil hurma geldi, emretti ki bunu götür sadaka ver. Yani o hurmayı, bir zembil hurmayı vermekle o üzerine vacip olan şey sabit mi olacak? Yok. Üzerine vacip olan şey vacip oldu. O şeyin biri vacip. Ya bu sadaka ne? O sadaka bunun haricinde ayrıca sadaka veriyor. Yoksa o bir zembil hurmayı vermekle boştan kurtaramıyor. Ulema bunu dediler. Dediler ki o üzerine vacip olan şeyi emrettikten sonra o hurma geldi Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz de yani ilk önce hele bir bunu götür, bir sadaka bir ver. Ondan sonra da öteki borçların yapacaksa, üçünden birisini yapacaksa. Ve halefen fî zâlike âkerûn eydâ. Ulemanın üçüncü sınıfı onlar bunlara da muhalefet ettiler. Fekalu dediler ki bel bi'etü bi rakabetin yu'atik olacak. Bel yu'atiku rakabeten. O adam evvela köle azat edecek. Bir adam Ramazan'da kasten orucunu bozarsa bir köle satın alıp onu azat edecek. Köle almak kabiliyeti varsa ne oruç caiz ne itam caiz. İmkâne lehâ vâciden. Eğer köleyi bulabilirse. Ev yesûmu şehreyni mütetâbeyni. Yahut İki ay bir peşine oruç tutar. İmkâne bir rekabeti gayre vacidin. Köleyi bulamazsa. Köleyi bulamazsa o kadar oruç tutar dediler. Yoksa köle bulabilirse oruç tutamaz. Köle bulamadığı yahut da almaya kudret yok. O kadar oruç tutar. Fe illem yestatehse zâlik. Oruç tutmaya kudreti yoksa adam hastalıklı ve hastalığıyla geçmez. Yahut ihtiyar firifani. Oruç tutmaya kudreti yoksa o vakitte et'eme sikkine miskine 60 fakiri doyurur. Yani şimdi meselede 3 kavl var. Birinci kavle göre bir büyük zembil hurmayı sadaka vermekle meseleyi hallede bitirir dedi. Hazreti Ayşe'nin hadisi bunu beyan etti. İkinci kavle zahip olanlar dediler ki yok. O sadaka verecek başka, o nafile olarak o sadakayı verecek. Fakat o nafileden başka üzerine vacip olan üç şeyin birisini yapacak. Ya köle azat edecek, ya oruç tutacak, ya sadaka verecek, muhayyer. Hangisini isterse onu yapsın. İkinci kavl de bu. Üçüncü kavl dedi ki hayır, muhayyer değil. Tertibinendir bu. O sadakayı nafile, bir zembir, hurma nafile olarak verecek. Onu Resulullah Efendimiz emretmiş, nafile olarak onu verecek. Verirse verir, vermese vermez yani. Esas vacip olan köle almak kudreti varsa köle alıp köle azat edecek. Yok, köle almak kudreti yok. Yahut da köle bulamıyor. Zamanımızdaki gibi şimdi zamanımızda köle yok. Zengin olsa bile köleyi bulamaz. Öyleyse ne yapacak? Oruç tutacak. Ben oruç tutmayayım da sadaka vereyim. Oruç tutmak kudreti olduğu müddetçe sadaka veremez. Oruç tutmaya kudreti yoksa, oruç tutmaya da nasıl kudreti olmaz? Hastalıklı adam, doktor, bu adam oruç tutamaz. Onun tedavisi de yok. Hastalığı muvakkat bir hastalık değil. Yahut da pirifani olmuş. Pirifanenin gençliği gelmez ki bir daha. İşte oruç tutmaya kudreti yoksa vakitte sadaka verir. Terkikle değil. Üç kavur oldu. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكُ. Bu mesele hakkında bu üçüncü mezhebin lehene olan hüccettendir ki enne hadise Ebu Hureyre'te radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi ellezî zekernâhu
وبر حديث كي بدون ذكرتك في الفصل الذي قبل هذا الفصل bu fasıldan evvel zikrettik. Yani ikinci kavur olarak قَدْ دَخَلَ ف۪يهِ Hazreti Ebu Hureyre o hadisine dahil oldu. Hadis-i Aişe'te radıyallahu anhu, anha. Hazreti Aişe'nin hadisi o hadise dahil oldu. كَمَا ذَكَرُوا نِتَكِ الْمُحَدِّسِ bunu zikrettiler. Hazreti Aişe'nin hadisiyle Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi birbirine dahildir. Hazreti Ebu Hureyre hadisin tamamını rivayet etti. Hazreti Aişe sonunu rivayet etti. Bu hadis ona dahildir. Binaenaleyh Hazreti Aişe'nin hadisini alıp da bir zembil hurmayla işi kurtarır. O mana değil ki Hazreti Aişe hadisin evvelini rivayet etmemiş. Bu hadis ona dahil. Hayır, hadis değil bu. Ve aslı hadis Ebu Hureyre'te radıyallahu anh. Ebu Hureyre'nin hadisinin asli. Zalik bu hadisin asli. Fihi bu mesele hakkında minet tevdiyeti bir rakabeti köle azat etmekle başlar. İmkânel mücâmi'u leha vâciden ailesine tekarruz eden adam köleyi bulabilirse en evvel ondan başlayacak. Ve tesniyetü ikincisi bis siyâmi bâdâ ondan sonra oruç tutacak. İmkânel mücâmi'u eğer ailesine tekarruz eden olursa bir rakabeti köleyi gayre vacidin bulamayıcı. Köleyi bulamazsa vakit oruç tutacak. Ve tesbisu üçüncüsü de bil it'am it'am etmekle. 60 fakire sadaka verecek. Be'adehuma bu ikisini bulamazsa imkânel mücâmi'u lehuma gayre vacidin bunları bulamazsa rekabeyi bulamadı, orucu da tutamadı vakitte it'am edecek. Hâkeza asıl hadîsi lezî revâhu zühriyü fîzâli. Bu mesele hakkında Zühri'nin Ebu Hureyre'den rivayet etmiş olduğu hadisin aslı bu. Ve kezâlike revâhu yine böylece bu hadisi rivayet eyledi. Anhu evet, Hazreti Ebu Hureyre'den sâirun nâs nâsın gayrisi gayru Malik ve İbn-i Cüreyc Malik ve İbn-i Cüreyc Zühri'den rivayet eyledikleri gibi Hazreti Ebu Hureyre'nin bu hadisini Zühri'den başkaları da bu hadisi rivayet eylediler. Tamamını bu şekilde. Ve beyyenu beyan eylediler fihi onda el kıssate bitûliha kıssenin bu tefsilatıyla kıssayı beyan ettiler. Keyfe kânet kıssa nasıl oldu ve keyfe emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nasıl emriyledi bil kefareti fizalik bu mesele hakkında kefaretle nasıl emriyledi diğer mühaddisler de bu hadisi şerifi tefsilatıyla beraber rivayet eylemişler. E hangidir o hadisi şerifler? O rivayet edenler kim? İmam-ı Malik ve İbn-i Cüreyc Zühri'den rivayet eylediler. Diğerleri kim? Onları da İmam-ı Tahavi beyan ediyor. Diyor ki haddeseni bana rivayet eyledi fehdun. Kale haddesena Abdullah İbn-i Salih. Kale haddeseni Leysu. Kale haddeseni Abdurrahman İbn-i Halid İbn-i Musafir. Hani İbn-i Şehabi. İşte İbn-i Şehabi Zühri'den kim rivayet eyledi? Abdurrahman İbn-i Halid İbn-i Musafir. İmam Malik'ten başka. Cüreyş'ten başka birisi bu. O da kimden? İbn-i Şehab en Hümeyd İbn-i Abdurrahman. Enne Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Ebu Hureyre kâle buyurdu ki beynâ nahnu inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aralık biz Resulullah Efendimizin yanında idik. İzi câe racülün bir adam geldi. Ve kâle dedi ki ya Resulullah helektu ey Allah'ın Resulü ben helak oldum, mahvoldum dedi. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ona dedi ki veylek, veyl sana olsun, maleke, sana ne oldu? Kelam-ı Arap'ta veyl esasen cehennemde bir dere bu manaya değil. Yani sen cehennemdeki veyl deresine düşesen bu manayı kestetmiyor. Yani yazıklar olsun bizim Türkçe'de. Sana ne oldu? Veylek, malek. Kale ve ba'tu alem ra'eti. Ben aileme vakı olduğum yani cima ettim. Ve ene saimun fi ramadan. Halbuki Ramazan'da ben oruçluydum. Aileme tekarrub ettim, helak oldum. Dedi. Ve kâle lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ona dedi ki fehel tecidu rakabeten sen bir köle bulabilir misin ki tuatikuha azad edesin.
şimdi tefsilatı en evvela köleden başladı. Bir azat edecek köle bulabilir misin? Fekale o zat dedi ki la bulamam ya Resulallah. Köle almaya benim kudretim yok. Fekale dedi ki fehel tastati'u en tasuma şehreyni mütetabi'ini. İki ay bir peşine oruç tutmaya kudretin var mı? Kale la vallahi ya Resulallah. Allah'a yemin ederim ki ona da kudretim yok. Neden kudreti yokmuş acaba adamın şimdi? Bunun sebebini izah etmiyorlar. Adam demek ki ihtiyar, pirifani bir adam ki genç adam tutabilir. Çünkü alele çile tutacak değil ya. Nasıl olsa oraca kudreti var. Ya hastalıklı yahut ihtiyarmış. Onu beyan etmiyorlar ki adam yemin ediyor ki buna da gücüm yetmez. Kudretim yok. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَهَلْ تَجِدُ تَعَامَ سِدِّينَ مِسْكِينَ 60 fakiri itham edecek kadar malum var mı? Kale la ya Resulullah, o da yok. 60 fakiri doyuracak benim param yok. Fesekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sükut etti. Bu adam üçünden de aciz kaldı. Fekale Resulullah febeyna nehnu ala zalik. Resulullah Efendimiz sükut etti. Biz de o arada sükut ettik. Duruyoruz. O aralıkta diyor ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi arabin fihi temru. Büyük bir zembil getirdiler, içi hurma dolu. Resulullah Efendimiz'e getirdiler. Vel arak, arak ise el miktelü zembildir, büyük zembil. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki eyne sailu anifen. Şimdi bir meseleden sual eden kimse vardı, o nerede? Huz haza. O sahile dedi ki bunu al. Fetesaddak bihi. Bu hurmayı al, götür bunu sadaka davet. Fekale racul, o adam dedi ki e'ala ehlin, bir ehle yani bir cemaate ben sadaka edeceğim ki öyle cemaat ki efkare minni, benden daha fakir bir kimseye mi sadaka edeceğim ya Resulullah? Fevallahi Allah'a yemin ederim ki ma beyne labeteyha, Medine'nin iki harresi arasında olmadı. Labe yuridul harreteyn. Harre şerkeye, harre gabbiye. Bu iki harre arasında olmadı. Eftaru min ehli beyti. Benim çoluk çocuğumdan daha fakir kimse yok. Medine'de benden daha fakir kimse yok. Kime benden daha fakir bulamam ki vereyim dedi. Fadahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz güldü. Hatta bedet enyabu, hatta dişleri göründü. Sümme kale, buyurdu ki et'imuhu ehlek. Bu hurmayı götür, ehline it'am et. Onlar yesinler. Kale, buyurdu ki ravi fesaretil keffaretu, keffaret oldu. İlâ itki regebetin, bir kölenin azadına. Keffaret, bir köleyi azat etmek. Ev siyami şehreyni mütetabi'ayni. Yahut iki ay bir peşini oruç tutmak. Ev it'amu sittine miskine. Yahut da 60 fakiri İt'am etmek, yedirmek, içirmek. İşte kefaret buna müncer oldu. Kefaret bu oldu. Haddesena Fahdun kâle haddesena Ebu'l-Yaman kâle ahberena Şuaybun ani Zühri'yi fezekere bi isnadî mislehu. Zühri'den Şuayb da haber verdi bu hadisi. Fahâzâ huvel hadîsü alâ veçhihi. İşte hadis asıl tariki veçh üzerine hadis budur. Ve innemâ câ hadîsü Mâlikin ve ibn-i Cüreycin fî zâlik ani Zühri'yi. İmam-ı Malik'in, İbn-i Cüreyc'in rivayetleri, Zühri'den olan rivayetleri geldi. Alâ lefz-i kavli Zühri'yi, Zühri'nin kavli üzerine fiyadel hadis. Bu hadiste İmam-ı Zühri ne dediyse işte o kavli üzerine geldi. Fesâretil keffâretü keffâretul dîlâ itkı regabetin ev siyâm-ı şehreyni mütetâbi'ini ev it'âm-ı sittîne miskînâ. Demek ki İmam-ı Zühri'den gelen bu rivayetler ispat ediyor, ispat ettiler ki kefaret nedir? İtki rakabedir. Yahut iki ay oruç tutmaktır, yahut da 60 fakiri doyurmaktır. Yoksa bir zembil hurmayla meseleyi hallettim, bitirdim, bu olmaz. Fettahyiru, peki bu muhayyer, hani ikinci mezhebin sahipleri bu Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisini getirdiler de, bu üç şey arasında muhayyerdir. Hangisini isterse onu yapar diye rivayet ettiler. Fettahyiru, bu tahyir, muhayyer kılmak,
huve kelam-ı Zühri İmam Zühri'nin kendi sözüdür. Alamat-ı vühime. Alama ol bir şey üzerine ki tevehheme, tevehüm etti. Men bir kimse ki lem yehkihi un hikaye etmedi fi hadisi, hadisinde el-Hümeydin an Ebi Hureyret radıyallahu anil-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, Hümeydin Ebu Hureyre'den rivayetinde bu tahir gelmedi. Bu ev kelimesi, tahir kelimesi İmam-ı Zühri'nin kendi sözünden oldu. Bunu da ispat ediyor. Diyor ki haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni kâle haddesena Muhammed ibn İdris yani İmam-ı Şafii kâle haddesena Süfyan ibn Uyeyne ani Zühri fezekere bi isnadi mislehu gayr ennehu lem yeskür bu isnad ile bunu zikretti yalnız lem yeskür kavlehu fesaret sünneten bunu söylemedi ile ahir-i hadis. Hadisin ahırına kadar bu sünnet oldu, bunu söylemedi. Evet. Haddesena Muhammed ibn Huzeymen kâle haddesena Haccac ibn Minhal kâle haddesena Süfyan ve zekere bi isnadî mislehu ve hadisi şerifi o da zikreyledi. Haddesena İbrahim ibn Merzuk kâle haddesena Vehb ibn Cerir kâle haddesena Ebi kâle semiyatun Nu'man ibn Raşid yuhaddisu ani Zühri'yi fe zekere bi isnadî mislehu. Yine Zühri'den Nu'man ibn Raşid rivayet eyledi. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Revh ibn Ubade قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله إمام زهري دان محمد بن أبي حفصة دعين أبو حديث شريك روايته لدي حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن منصور عن الزهري منصور إمام زهري دان روايته لدي فذكر بإسناده مثله بو إسناد لأين أبو حديث شريك ذكره لدي وقال 15 ساعة تمرا o zembil 15 saatmiş. 15 saat hurmaymış. Velem yeşükke. Onda da şek etmedi. Evet. Haddesena Rabi'ul Mazin. Kale haddesena Bişir ibn-i Bekir. Kale haddeseni Levza'iyyü. Kale se'eltü Zühriye an Reculin. Ben İmam-ı Zühriye sual ettim. İmam-ı Evza'i diyor ki şu adamdan ki Câme'em ra'etehu fi şehri Ramazan. Ramazan ayında ailesine tekarruf etmiş. Resulullah Efendimiz'e gelmiş. Bu meseleden sual ettim. فقال buyurdu ki حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني ابو هريره حميد حضرت ابو هريره'den rivayet eylemiş radıyallahu anh zekere nahvehu bu hadisi şerifi böylece zikreyledi gayre ennehu lem yezkur el asr yalnız 15 saattir diye bu sayı zikretmedi yani o zembil 15 saattir diye bu rivayette uyum 15 saat büyük bir zembil. فَكَانَ مَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ bu hadiste rivayet eylediğimiz şey قَدْ دَخَلَ ف۪يهِ وَنَا دَاخِلُ اُلْدِ مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْاَوَّلِينَ Hazreti Aişe'nin ve Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet etmiş olduğu hadisler bu üçüncü defa rivayet edilen hadise dahil oldular. لَاَنَّ ف۪يهِ bunda olucudur ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz قَالَ لَهُ o adama dedi ki اَتَجِدُ رَقَبَةً böyle bulur musun? Kale la, bulamam. Kale fesum şehreyn mütetabi'in. İki ay oruç tut dedi. Kale ma astatiyar dedi ki bana da gücüm yetmez. Kale fe'et'e misittine miskinen öyleyse 60 fakire itham et. Fekanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu. İnnemâ emerehu ona emretti. Bi külli sınıfin min hâziyle sınıfı selâfe. Bu üç sınıftan her biriyle ayrı ayrı emri eyledi. Ne vakit lemma lem yekun vaciden vaktaki bulamadı teker teker evvela birisini sordu onu bulamadı ondan sonra lissini füllezi zekere lehu kablehu vaktaki ondan evvelki birinci sınıfı bulamadı ikinciyi emretti ikinciyi bulamadı üçüncüyü emretti bundan ne anlaşılıyor felemma akbarahu racül o adam ki haber verdi ki ennehu gayru kadirin ala şeyin min zalik bunların hiçbirisine kudreti yok Ütiyen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem be'arakın fihi tembul. Bir zembil getirdiler ki onda hurma var idi. Fekâne zikrul arak. Bu zembilin zikri oldu. Ve mâ kâne min def'in Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in vermesi. İyyâhu âdem o hurmayı ile racülü âdema. Ve emruhu Peygamber Efendimiz'in emri oldu. İyyâhu âdema bir sedekati bunu götür. Sedeke dağıt demesi oldu.
huvellezî işte bu. O bir hadis oldu ki revetu Âişetu radıyallahu anh'a. Bir hadis. Hazreti Âişe kendi hadisinde rivayet etti ki işte buydu. Hadisin evvelini rivayet etmedi Hazreti Âişe. Bu adama bir zembil getirdiler. İşte bu zembili götür de sedaka dağıt dedikleri kısım. Hazreti Âişe'nin rivayeti bu. Evet, fi hadisihillezi bedena bir rivayeti. Onun rivayetiyle başladık ki işte bu hadis oldu. O bu Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisine girdi. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi ise hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu hâzâ evlâ minhu. Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi Hazreti Âişe'nin hadisinden evladır. Çünkü Hazreti Âişe sonunu rivayet ediyor. Hazreti Ebu Hureyre evvelisini de rivayet ediyor. لَنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلَ الَّذ۪ي فِي حَد۪يسِ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا شَيْءٌ Hazreti Âişe'nin rivayet etmiş olduğu hadisten evvel bir şey var ki قَلْ حَفِزَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا Hazreti Ebu Hureyre onu hafızasında sakladı. وَلَمْ تَحْفَسُ عَيْشَةُ Hazreti Âişe onu saklayamadı. Hazreti Âişe unutmuş oldu evvelini. Yahut da duymamış oldu. فَهُوَ اَوْلَى Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi evladır. Ne için? لِمَا قَدْ زَادَهُ Hazreti Âişe'nin hadisine ziyade var. وَاَمَّا حَد۪يسُ مَالِكٍ وَبْنِ جُرَيْجٍ Ama İmam Malik ve İbn-i Cüreyc'in hadisleri اَنِ زُهْرِيِّ فَهُمَا اَنِ زُهْرِيِّ Bunların ikisi de İmam-ı Zühri'den rivayetleri عَلَى مَا قَدْ زَكَنَا zikrettiğimiz ve çözerine وَقَدْ بَيَّنَّ الْعِلَّةَ Bu illeti de biz beyan eyledik فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkında فِي مَا تَقَدَّتْ مِنْ هَذَا الْبَغْ Bu babdan yukarıda bu illeti de beyan eyledik ki bunun daha tefsilatı var. İmam-ı Malik ve İbn-i Cüreyc'den başkaları daha tefsilatı zikrelediler. Bu sebeple fesebete sabit oldu bir mazekerine bizim zikrettiğimiz illet sebebiyle minel kefareti kefaretten zikrelediğimiz bil iftar bil cima fissiyam Ramazan'da cima ile iftar etmekteki kefarette sabit oldu. Fî şehr-i Ramazan, Ramazan ayında ne sabit oldu? مَا فِي حَد۪يسِ مَنْسُورٍ وَبْنِ عُيَيْنَ وَمَنْ وَافَقَهُمَا عَنِ زُهْرِينَ İmam-ı Zühri'den, evet, Mansur, İbni Uyeyne ve bunlara muvaffakat edenlerin rivayeti sabit oldu. Zühri de kimden? اَنْ حُمَيْدٍ اَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet ettikleri sabit oldu. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَنَ اللّٰهِ تَعَالَى Hazreti Ebu Hureyre'nin hadisi de geldi, bunun içine geldi. Ve kulase, kefarette tevfik lazım, rakabe.